İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Hab-Nissan vesilesiyle Süryani toplumuna tebrik mesajı gönderdi. Batı Ermenistan hükümetinin olağan oturumu gerçekleşti. Bugün Karvacar'ın kurtuluşunun 28. yıl dönümü. Stepanakert'in iki ilçesinde yeni binaların inşası planlanıyor. FIFA, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Futbol Takımı 2022 Dünya Kupası yolunda tarih yazıyor. Batı Ermenistan'daki Şırnak'ta Tunç çağına ait izlere rastlandı. Edvard Mirzoyan adlı genç besteciler yarışması Yerevan'da gerçekleşecek. Karo Kebabjian ailesi çiçek ve çelenk parasının vatan savunucusu rehabilitasyon merkezi hesabına aktarılmasını istedi. Batı Ermenistan Devlet Başkanlığı basın servisinden verilen bilgiye göre Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Hab-Nissan vesilesiyle Süryani toplumuna tebrik mesajı gönderdi. Batı Ermenistan Devlet Başkanı'nın mesajında şöyle deniyor: Yeni yıl Hab-Nissan vesilesiyle dünyanın dört bir yanındaki ve Batı Ermenistan'daki Süryani kız ve erkek kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. Doğanın canlanmasını, sevgi ve doğurganlığı sembolize eden bu bayram mutlu bir yılın başlangıcı olsun. Yeni yıl ailenize refah getirsin. Halklarımız binlerce yıldır sık sık belalarla karşı karşıya kalmış, tarihin aynı döneminde soykırım trajedisini yaşamıştır. Ama bu felaketler bizi daha da güçlendirdi ve eminim ki halklarımız için verilen adil mücadele zafer noktasına ulaşacaktır. Batı Ermenistan ve bölgenin yerli Ermeni ve Süryani halklarının asırlardır süren dostluğunun devam edeceğine ve güçleneceğine inanıyorum. Hab-Nissan kutlu olsun. Batı Ermenistan hükümetinin çevrim içi olağan oturumu 31 Mart'ta gerçekleşti. Oturuma Başbakan Seda Melikyan başkanlık etti. Oturuma Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan da katıldı. Oturum başlamadan önce katılımcılar Komandos lakaplı Arkadiyder Tedavisyen ve Karo Kebabjian Usta Karo anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular. Oturumun gündeminde 4'ü bildirilmeyen, biri gizli 8 konu yer aldı. Oturumda diplomatik misyonlar ve onların çalışmaları ile ilgili konular görüşüldü. Karvacar'ın kurtuluşunun 28. yıl dönümü. Karvacar'ın kurtuluşunun ayrıntılı bir sunumu. Batı Ermenistan. Ermeni kuvvetlerinin Karvacar'ın kurtuluşu operasyonu 27 Mart 1993 tarihinde başladı. Karvacar, Kurtuluş Savaşçıları Armenak Abrahamyan, Hovsep Hovsepyan, Volodya Avedisyan, Sarkis Karabetyan, Mişa Tadebosyan, Joseph Nersesyan, Viken Abrahamyan ve diğerlerinin katılımıyla 1 Nisan'da kurtarıldı. Ermeni kuvvetleri ilerleyerek 2 Nisan'da Omar geçidinde konumlandılar. Karvacar doğrultusundaki operasyonlar 31 Mart gecesi saat 24 sularında başladı. Ermeni kuvvetleri 25 kilometre yol aldıktan sonra 1 Nisan'da Karvacar'ın merkezine ulaşmışlardı. 2 savaş siperlerinden ilki sabah saat 7'de, ikincisi ise saat 10:30 sıralarında ele geçirildi. Karvacar'ın kurtarılması Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsah'ın kuzey ve kuzeydoğu sınırlarının güvenliği açısından çok önemliydi. Ermenistan Cumhuriyeti ve Artsah arasındaki sağlam bağın oluşturulması açısından Karvacar'ın kurtarılması stratejik öneme sahipti. Böylece gözle görülür bir şekilde kısalan cephe hattı Mardagert bölgesindeki siperleri emniyete almış oldu. Batı Ermenistan'ın bu kısmı 9 Kasım 2020 tarihinden bugüne Türk-Azeri güçleri tarafından işgal altında bulunmaktadır. Levon Minasyan'ın Karvacar Bizim Onur Borcumuz adlı kitabı 2013 yılında yayınlandı. Stepanakert Belediye Başkan Yardımcısı Samuel Kulyan'ın Armenpress haber ajansına verdiği bilgiye göre Stepanakert'te savaş sonucu tahribata uğrayan yaklaşık 40 bina tamamen yıkıldı. Kulyan, şu anda Stepanakert'in çeşitli tesislerde yenileme çalışmaları devam ediyor. Özellikle Stepanakert'in bombalanmış 10 numaralı okulun binası restore ediliyor. Hasarlı kapı, pencere ve çatıların değiştirilmesi devam ediyor, dedi. Belediye Başkan Yardımcısına göre en büyük ve en sorumluluk isteyen proje şehir anıtının kardeş mezarlığının yeni bir bölümünün inşasıdır. Stepanakert'teki konut yetersizliği sorununa da değinen Kulyan'a göre konut sorunu savaştan önce de önemliydi. Halihazırda Stepanakert'in 2 banliyösünde apartman binalarının inşaatı için ölçüm ve tasarım çalışmaları devam etmektedir. Böylelikle başkentin dengeli gelişmesi ve altyapıların korunması sağlanacak. 2022 Dünya Futbol Şampiyonası elemelerinin 3. tur maçında Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Futbol Takımı Romanya takımına ev sahipliği yaptı ve maçı 3-2'lik skorla kazandı. FIFA, Ermeni Ulusal Futbol Takımının başarısına değindi. Armsport Ajansı'nın aktardığına göre FIFA, 2022 Dünya Şampiyonası resmi Twitter sayfasında yenilgisiz 8 maç, art arda 4 galibiyet, tarihlerinin en iyi sonucu, Ermenistan Cumhuriyeti 2022 Dünya Şampiyonası yolunda bir tarih yazıyor diye yazdı. Batı Ermenistan'ın Şırnak ilinde üzerinde insan ve hayvan figürleri kazınmış kaya parçaları bulundu. Bölgede inceleme yapan uzmanlar figürlerin Tunç Çağı'na ait olduğunu değerlendiriyor. Kaya parçaları tarihi İpek yoluna çok yakın bir noktada bulunuyor. Kaya üzerine insan betimlemeleri kazındı. Deve ve at figürleri dikkat çekti. Kayaların üzerinde rastlanan insan ve hayvan figürleri arkeologları heyecanlandırdı. Kaya üzerine kazınmış figürlere bölgede ilk kez rastlandı. Arkeologlar bölgenin 1. derece sit alanı ilan edilmesi için çalışmalara başladı. Figürler kayıt altına alındı. Tarihi İpek yoluna çok yakın bir noktada yer alan bölgenin koruma altına alınması planlanıyor. Ermenistan Cumhuriyeti Besteciler Birliği'nin girişimiyle büyük besteci Sovyetler Birliği halk sanatçısı Edvard Mirzoyan'ın adını taşıyan genç bestecilerin yıllık Cumhuriyet yarışması 10-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Armenpress'in haberine göre daha önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da 2 yaş grubuna dahil olan 18 yaş altı Ermeni sanatçılar Mirzoyan adlı yarışmasına katılma hakkına sahip olacaklar. Tüm katılımcılara katılım sertifikaları, teşvik hediyeleri verilecek ve ayrıca Yerevan Devlet Konservatuvarı'nın akustik laboratuvarında kayıt yapma fırsatı da sunulacak. Her iki grubun kazananları ve ödül kazananların öğretmenleri için nakit para ödülü öngörülüyor. Başvurular 10 Mayıs'a kadar yarışmanın Facebook sayfasına gönderilmelidir. Proje, Yerevan Devlet Konservatuarı ile ortaklaşa Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın desteğiyle uygulanıyor. Artsah'ın yakın doğu ülkelerindeki daimi temsilcisi Karo Kebabjian'ın ailesi, Karo Kebabjian'ın cenaze töreninin yarın 2 Nisan saat 14'te Yerabulur adlı askeri panteonda gerçekleşeceğini bildirdi. Ermenicesi tagavarak olan koronavirüs salgınının şiddetlenmesi nedeniyle bugün resmi bir taziye töreni yapılmayacak ve aile, Karo Kebabjian'ın anısına verilecek çiçek ve çelenk için harcanan parayı Vatan Savunucusu Rehabilitasyon Merkezi hesabına veya Karo Kebabjian tarafından kurulan Ermenistan Kung Fu Federasyonu'nun hesaplarına aktarılmasını istiyor. Kebabjian ailesi ağır kaybın acısını kendileriyle paylaştıkları için minnettarlıklarını da ifade etti. Artsah'ın Orta Doğu'daki daimi temsilcisi Karo Kebabjian'ın 31 Mart'ta vefat ettiğini hatırlatalım. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Markaryan'ın seslendirdiği Ov Zarmanali adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.